E yani Hakan Bey'e katılıyorum. Ee, yani İyi Parti e, Türkiye toplumunda e, aldığı oy oranına oranla e, çok fazla konuşuluyor. E, ama yine Hulki Bey'in söylediği gibi e, durduk yere de bunlar konuşulmuyor. Ortada çeşitli e, garip, tuhaf e, olgular olduğu için bir şekilde gündem oluyor ve önümüze geliyor. Konuşmak durumunda kalıyoruz. Ha bu onların işine yarar yaramaz. E, seçmen bunu nasıl değerlendirir bilmiyorum. Benim açımdan da hani beni de çok ilgilendiren bir konu değil. İyi parti e, bir şekilde konuşuluyor ve biz de kendi gördüğümüz perspektiften bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ya yani bu meselenin e, baştan itibaren e, bence e, yani nasıl isimlendiririm bilmiyorum ama. En hafif tabiriyle son derece ölçüsüz ifadeler olduğunu söyleyebilirim. Yani Meral Akşener'in kullandığı ifadeler. Yine Melik Bey'in söylediği gibi sıradan bir milletvekili, ne bileyim Adana yumurtalık belediye başkanı falan ondan bahsetmiyoruz. Doğrudan doğruya İyi Parti'nin genel başkanından bahsediyoruz. Genel başkanların çeşitli sorumlulukları vardır. E, o sorumluluklar çerçevesinde partinin ana çizgisini belirlerler. E, dolayısıyla hani ağızlarından çıkan şeyin e, konuşulacağını ve Türkiye'de herkesin bu konuyla ilgili bir yorum yapacağını düşünmesi lazım. E, ne yapıldı ne edildi çok bilmiyorum ama Müsavat Bey'in veya hem de Meral Akşener'in bu sonrasında yaptıkları açıklamalar bence çok daha fecaat. Yani Müsavat Bey'in yaptığı açıklama tencere dibin kara benimki senden kara ifadesi başka bir anlamı yok. Yani laf ola beri gele. Bizim genel başkanımız son derece yanlış bir şey söyledi ama AK Parti'de de söyleyen, yanlış şeyler söyleyen milletvekilleri var. E olabilir. Yani onlar bir hata yapıyor diye bu sizin genel başkanınıza bu tarz ölçüsüz ifadeler kullanma şansı verir mi? Yani bir genel başkan. Hasan Bastır hocam bunlar bu üçü de uyarıldı. Parti ya, yönetimi tarafından uyarıldı. Daha dikkatli ol diye. Ayrıca Müsavat Bey'in o WhatsApp mesajında söylediği şey son derece yanlış. Yani e, bakalım siz bunları konuşabilecek misiniz? Niye konuşamayalım ki? sırtınızda yumurta küfesi mi var? Ben siyasetçi miyim? Ulki Bey siz siyasetçi alınmayın bana söyledi. Melik Bey siyasetçi mi? Yani nedir, ni niye söyleyemeyelim? Ben kişisel olarak söyleyeyim eğer çok mutlu olacaksa. Yani bu... Kim yaptıysa buna benzer açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı peygambere, Allah'a benzetmek falan filan. En hafif tabiriyle densizlik, dengesizlik, dangalaklıktır. Ya bundan başka ne söylenebilir ki? Ya bu, 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 bu anlamda Hulki Bey'in söylediği İsla, gibi İslamî lit literatüre göre hiç girmedim. Allah'a benzetmek, Allah'a şirk koşmak demek zaten. Abi, hiç girmedim abi, o şirk. meseleye. O meseleye hiç girmedim. Hiç oraya kadar gidip de hani birilerini tekfir etmek vesaire gibi işlemin içerisine girmemek için e, çok hani ağır kaçabileceğini düşündüğüm için. Ama densizlik, ölçüsüzlük, dangalaklık ne derseniz deyin var. Ama işte meydan okuyorum dediğinizde siz bakalım bunu söyleyebilecek misiniz dediğinizde ben de müsavat beye söylerim. Bakın ben söyledim siz söyleyebilecek misiniz aynı şey? E i̇kisi bunların birbirine benzer şeylerse gerçekten bunların ben şimdi siyasetçisiniz ağzınızdan çıkan şeyi kulağınız duyacak. Ben söylüyorum, hadi biz söylüyoruz. Bakın bunların ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar ölçüsüzlük, ne, ne kadar dengesizlik olduğunu söylüyoruz. Bakalım siz söyleyebilecek misiniz diyor ya ben de ona soruyorum. Bakalım siz söyleyebilecek misiniz? Nedir Meral Akşener'in yaptığının adı nedir? Eğer gerçekten Meral Akşener'in söylediği cümleler bu AK Parti'li milletvekillerinin söylediği cümlelerle benzeşiyorsa, siz onlara örnek olarak bunları sunuyorsanız evet ben diyorum ki AK Parti milletvekillerinin yaptığı gerçekten dengesizlik. Meydan okuyormuş ya Musavat Bey. Hadi buyurun. Aynı şeyi siz söyleyebilecek. Yani misiniz? o meydan okuyorum demedi benim yorumumdu o. Ha veyahut da Bu siz ha o zaman o zaman söyleyeyim. Yazdı, onu o, o zaman o zaman şöyle ifade edeyim. Söyleyebilecek misiniz bakalım demiş ya. Ha ben söyledim. Siz söyleyebilecek misiniz bakalım. Hı. Şimdi siyasetçisiniz ya bakın yani ortada bir fecaat durum var. Bu durumla ilgili 50 yıldır siyaset yaptığını bildiğimiz birisi çıkacak ortaya, doğru düzgün şeyler söyleyecek ve partisini savunacak. Değil mi? Bunu bekliyoruz. Meral Akşener'in söylediği şeylerde, Müsavat Dervişoğlu'nun söylediği şeylerde işi daha çıkmaza sokan tuhaf cümleler. Ya şimdi bunları konuşmayalım mı? Bunları söylemeyelim Peki. mi? Yani siz ya burada bir e, şey var. İşte şöyle savunabilirsiniz Hakan Bey'in dediği gibi. Ya bize çok taarruz var bilmem ne var. Her ağzımızdan çıkanı farklı yere çekiyorlar bilmem ne. O zaman oturalım konuşalım gerçekten öyle mi oluyor? Ama kalkıp iki tane, üç tane belediye başkanının, milletvekilinin söylediği sözleri, Meral Akşener'in söylediği sözlerle eşit tutuyorsanız, ya siz siyaseten çok yanlış işler yapıyorsunuz. Şimdi bu kadar yanlış yaparsanız da maalesef biz de sizi konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Eğer eğer şeyse benim söylememe, bizim söylememize, bizim onları yorumlamamıza kalıyorsa e biz yapıyoruz yorumu. Yani kendisine gol atacak ifadelerle savunmaya kalkıyor. Şimdi ne, ne o zaman bu belediye başkanlarının yaptığının veyahut da bu milletvekillerinin yaptığının adı buysa Meral Akşener'in yaptığının adını Söyleyeyim. İlk başta da söylemeye çalıştım. En hafif tabiriyle ölçüsüzlük bir dakikalık bir konuşma var. Üç tane ölçüsüz ifade var. Birincisi bir belediye başkanını Fatih Sultan Mehmet gibi Türk tarihinin en büyük komutanlarından, en büyük yöneticilerinden birisine böyle alelade bir şeymiş gibi çıkıp konuşuyorsunuz. İkincisi size oy vermeyen insanları Bizanslı olarak itham ediyorsunuz. Haçlı olarak itham ediyorsunuz. Ve üçüncüsü çok daha vahim, kendi siyasetleri açısından da vahim. Lider dedi ya, Belediye başkanına lider dedi. Bir genel başkan, başka bir belediye başkanına lider diyorsa yani, kendi Hakan liderliği nerede? Hakan Bey de diyor ki falan? ama onore edebilir. Hayır onore ederse başarılı bir belediye başkanı der. Onore edecekse işte büyük oy aldı der. Bilmem, onore etmenin yolları var. Genel başkanken ben genel başkan olacağım. Benim desteklediğim bir aday olacak. lider Lider, o liderse sen niye siyaset yapıyorsun? Sen niye partinin başındasın? E o, o zaman zaten takılın peşine Cumhurbaşkanı adayınız falan da olsun. Bakın bunların hepsi siyaseten çok tuhaf anlamsız laflar. Yani şimdi şeyi düşünebiliyor musunuz? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak bir tane belediye başkanına lider diyecek falan. Anlamlı mı? Anlamlı geliyor mu size? Bir, bir genel başkanın ağzına yakışacak kimler demedir bu? Değil. Cumhurbaşkanı her Erdoğan tam tersini yapıyor. <laughs> tam tersini yapıyor. Benim bakanım, benim belediye başkanım diyerek tam tersini yapıyor. Her yönüyle, her yönüyle böyle bir dakikanın içerisinde ölçüsü kaçırılmış üç tane ifade var. E biz burada konuşuyoruz, niye konuşuyorsunuz? Yani konuşmayalım mı? Yani burada bir tuhaf skandal konuşmayalım var. Konuşmayalım mı Hakan Bey? Yok yok, Hakan Bey'i Hakan Bey şey yaparak söylemiyorum. Hakikaten ben de İyi Parti'nin... Çok fazla konuşulduğunu, bunun belki onlara hakikaten Hakan Bey'in söylediği gibi reklamın iyisi kötüsü olmaz şeklinde onlara iyi yansımaları da olabilir. Ama ortada da siyaset ahlakı açısından veya siyaset pratikleri açısından da ciddi bir sorun var. Bunu da konuşmak mecburiyetinde hissediyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani orada Hakan Bey'e katılmıyorum. Yok yok bu gece için demedim. Yani bu konu için demedim. Ben, yok, ben genel anlamda. Ben de genel anlamda. Bu konu konuşulur. Aynen ben de genel anlamda çok konuşulduğunu düşünüyorum. Çünkü oy oranı yüzde onlar civarında olan bir partinin bu kadar e, haber değeri olmaz normal şartlar altında. Millet hatırladım. İttifakı'nı konuşuyoruz ya mesela konuştuğumuz bir başlık ki birazdan işte programın ilerleyen dakikalarında yine değerlendireceğiz. İşte Sayın Paçacı'nın... E, Kılıçdaroğlu için tekil konuşuyor eleştirisi. E, onun üzerine orada bir, e, bunda da e, Meral Akşener'in <laughs> biraz daha orada farklı da bir tonu var. Bir şey var. Orada e, açık yani... O zaman yok yok. Orada konuşacak işte, Hayır bir şey çok var. Şöyle bir şey var mesela. Ne, ne konuşacağız dediniz? herhalde? Zaten. Evet birisi, konuşacağız. Birisi bir cinayet işliyor. Bilmem ne oluyor, değil mi? Haberlerde yer alıyor. işte veya tartışılıyor kadın cinayetleri bilmem neler. Bunların hepsi iyi olduğu için başarılı olduğu için konuşulmuyor. Haber oluyor ve biz de bunları konuşuyoruz. Yani dolayısıyla İyi Parti'nin konuşulmasında bence kendilerinin kırdıkları potlar, ortaya koydukları gaflar falan son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Bir şey daha Hakan Bey'e katılmıyorum. E, Meral Akşener'in başarılı bir lider olup olmadığı meselesinde. Ha beni çok ilgilendirmiyor. İster başarılıdır, ister ona e, moral olarak, normatif olarak yaklaşmıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. E, Meral Akşener Meral Akşener kendi partisinden daha düşük oy aldı. Meralak bu, bu bence önemli bir gösterge. E, partisinin oy oranı Cumhuriyet Halk Partisine gitmeyen, AK Parti'ye de oy vermeyen bir kitle aslında farklı cenahlardan birleşerek İyi Parti gibi bir partiyi doğurdu. Eğer gerçekten bu Meral Akşener'in başarısı olsa mesela partisini sürükleyen bir lider konumunda olur ama partisinden daha düşük oy aldığı için aslında o anlamda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. O da bir faktör üzerine... farklı ama hocam. Ha. Nasıl Nedir o? başkanı seçimi ya o. İyi parti seçmeninin ya ama ismi Muharrem İnce'ye verdi. Her ne olursa olsun bir ölçüdür yani. bu. İyi parti o seçmeni. O daha çok alır diye verdi. Bir iyi parti seçmeni var ama kendi genel başkanına vermiyor. Şimdi Mesela AK Parti'de böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Orada böyle bir durum yok. İşte El lider öyle oluyor. Tayyip Bey'in. İşte lider öyle oluyor. AK Parti'de. AK Parti'den bile öne geçen bir şey var. Peki, bir bilgül rica edeceğim. Sayın Dervişoğlu adı çok geçti. Dolayısıyla bir mesaj göndermişti Sayın Cevizoğlu aktardı. Teşekkür ediyoruz Sayın Cevizoğlu'na da. Eğer bağlanmak isterlerse yorum eklemek isterlerse yayınımız açıktır kendilerine Sayın Dervişoğlu'na bunu da ifade etmiş olalım. Yine Meral Akşener'in yaptığı açıklamada yani atıf olarak bunu ifade ediyor. ya yani Bir atıf yaptım nerelere geldi falan. Hayır atıf yapmadınız. Atıf başka bir şey. Hulki Bey'in söylediği gibi atıf e, örnek gösterirsiniz vesaire yaparsınız ama siz benzetme yaptınız. Yani şimdi onu atıftır vesairedir şekline soktuğunuzda e, aslında ne, ne demiştiniz Hulki Bey? Sözü anlamsızlaştırmak mı demiştiniz? Sözü esnetmek. Sözü esnetmek, evet. anlamsızlaştırmak falan gibi bir ifade. S şöyle Şöyle bir daha söyleyeyim akılda kalıcı olsun izleyiciler için. Sözlerin anlamını yerinden etme ya da sözlerin anlamını esnetme. Ya bir şekilde kaydırıyor aslında. A, onu. Yani kavram anlam kaymasına, kaymasına neden oluyor. ya Atıf falan değil doğrudan doğruya bir benzetme yaptınız. So ben şunu düşünmüştüm ilk konuştuğumuzda Sos bunu. Sosyologların ifadesiyle anlam zedelenmesi diyoruz. Ben şunu düşünmüştüm ilk konuştuğumuzda bunu. Ee, ya. Çıktı Meral Akşener bir anda orada e, hani kitlelerin galeyanına geldi İlk gün de öyle düşünmüştüm e, ölçüsüz bir konuşma yaptı diye düşünmüştüm ama hala ısrarla aynı yerden aynı şeyleri hem Meral Akşener söylüyor hem işte parti yetkilileri söylüyorsa bu sadece sı sıradan bir mesele değil ben. Ee, eve gittiğinde hatta geçen hafta hatırlıyorum eve gittiğinde o görüntüleri izlediyse hani utanmıştır, rahatsız olmuştur falan diye düşünmüştüm. Hayır yani onların çok normal olduğunu falan düşünüyorlar. Bence tuhaf, tuhaf olan kısmı bu.